sunshine, rainbows, a breeze that gently blows, a garden filled with magic, the home of peppermint rose, daydreams, laughter, a sweet and fragrant glow, as four enchanted maidens help their garden grow. There's lemon drop lily, all pretty and frilly, Miss Vanilla Daisy, kinda cute and kinda crazy, and dreaming neath a sky of blue, Merry Mint Violet dreams here too. Someone special, and so the story goes, a rogue, who's a rogue, who's much more than a rose, and we call her Peppermint Rose. Listen to the legend of Peppermint Rose. Pembe Güller ülkesine hoş geldiniz. Ne? Ben kim miyim? Büyüleyici Birleşik Kardeşliğin en ufağıyım. Herkesin kardeşiyim. Ama ismim kısaca Dim. Evet, bu ülkenin adı Pembe Gül değildi aslında. Günün birinde Rose ülkemize geldi. Her şey gece yarısından önce evini terk etmesi için onu evden almamızla başladı. Merhaba Daisy. Lily? Wiley? Ha? Ne oluyor? Bu kötü bir şaka olmalı. Bu televizyonun nesi var? Ben iyiyim, senin neyin var? Aha! Baba! Televizyon tamircisini çağırmalıyız. Baba! Hey baba! Bu da ne? Ah, ses dışarıdan geliyor. Ne yapacağımı biliyorum. Lily, Wiley, Daisy. Bu yaptığınız aptalca, hiç de komik değil. Gecenin içinde ayı takip ettiler. Gece bitti ve şafakla birlikte Rose kendisini tamamen farklı bir dünyanın içinde buldu. Beni derhal geri götür. Çok güzel bir gün. Ama beni bekleyenler var, anlıyor musun? Pembe Güller ülkesine hoş geldin. Ben herkesin kardeşiyim. Ama sen bana Dimi diyebilirsin. Ulaşım kuzen Papelhap tarafından sağlandı. Çok hızlıdır. Anlamıyorum. Kötü şeyler söyleyeceğin için sesini değiştirdim. İnsan sesi değil, bir hayvan sesi. Güzel bir şeyler söylersen sesine kavuşabilirsin. İyi bir başlangıç. Buraya çok özel bir nedenden dolayı getirildi. Ülkemizin kalbi, bize tüm enerjimizi ve güzellikleri veren sihirli pembe güllerdir. Fakat dün Bagunya ülkesinden gelen bir canavar ailesi tarafından çalındı. Kötü kalpli, üçlü, Taba, Haba, Laba. Biz güçlüyüz, biz üçlüyüz, biz ne istersek alırız. Her şeyi alırız. Çiçekleri hiç sevmeyiz, nerede görsek hep ezeriz. Yol onları, ez onları, şişleriz, ye onları. Biz üçlüyüz, biz üçlüyüz. Biz ne istersek götürürüz. Ne istersek götürürüz.
Gülleri kraliçeleri Tilya'ya hediye etmek için çaldılar. Çok güçlü, inanılmaz, çirkin biri ve gücünü koruyabilmek için bu gülleri mutlaka yemek istiyor. Güllerimizi güçlü kraliçenin elinden kurtarabilmek benim için çok zordu. Bu yüzden de ayın gücüne sığındım. Değerli büyük ay ışığının gücüne. Bana yardım etmeliydi. Büyük güç, bana yardım et. Yardım et. Pembe güllerinize kavuşabilmeniz için büyülü çiçeklerin sahibi olan ama bunu bilmeyen Rose adlı kızı bulup ondan yararlanmanız lazım. O ne yapacağını biliyor. Ben yolunuzu daima aydınlatacağım. Papulap sana yolu gösterir. Aslında ben ona gül bahçelerinde gezmesini öğretmiştim. Bir kıza eşlik etmesini değil. Bu kötü kalpli insanların ülkesinde dolanmak benim işim değil, üzgünüm. Ay ışığına göre gücün var. Ama nasıl yapacağını sen bulacaksın hayatım. Aa, beni rahat bırakın. Ben sana ne yapacağımı biliyorum. Attığın her adımda harekete geçmek için çok güzel bir gece. Hey, durun bakalım. Bana istediğini yapmaya hakkın yok. Seni pis moruk. Moruk dediğim için özür dilerim. Özür dilemen gerekmez. Bir moruk oldum belki ama hiçbir zaman pis değil. Bence de. Anladık. Hadi yola, kraliçeden gülleri almaya. İşte aşılması çok zor bir nehir. Ve karşıda Bagunya. Ve karşıya geçmemiz gerekiyor. İlk olarak sen. Aa! Ben mi? Bu küçük şeyle mi? Saçım bozulur, tırnaklarım kırılır. Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum ve olmaz diyorum. Zavallı papılar. Eğer nehri geçip çiçekleri alamazsan ülkenin bütün iyi canlıları ölecek. Aa! Üzgünüm papılar ama... tamam, tamam. Bu saçlarından, tırnaklarımdan ve parfümümden daha önemli sanıyorum. Aa, hayır, vazgeçtim. Aa, aa. Aa, kendimi toparlamalıyım. Madem bu işe giriştim, bu nehri kendi başıma geçmeliyim. Tamam. Hey, işte başardım. Gerçekten başardım. Aa! Hey, geri döndüğümde bunu mutlaka anlatmalıyım. Ya da ev ödevi olarak hazırlamalıyım. Harika bir geziydi. Evet, hadi artık gidelim. Hadi! Hadi gidelim artık! Biz güçlüyüz, biz güçlüyüz. Ne istersek götürürüz. Biz güçlüyüz, biz güçlüyüz. Bak! Takip et onları! İşte Bagunya! Ne kadar kötü kokuyor! Bagunya! Ne ağaç, ne ot, ne çiçek var! Her şeyi yiyorlar! Her şeyi! Kahvaltıda ne yiyorlar? Aa, bir pizzacı gördüm galiba! Hey, baksana! Hayır! Hayır, gitme! Orası pizzacı değil! Bir tuzak, tuzak! Gel buraya! Tuzak mı? Acıktım, yiyecek bir şeyler getirdin mi bana? Ben mi? Getirmek mi? Pardon, pizzam nerede benim?
Biz olsaydı ben yerdim, ben her şeyi yerim. Evet, her şeyi. Aa, evet. Peki, hoşça kal. Kimse buradan çıkamaz. Gel bakalım. Biliyorum. Sen beni bırakacaksın, ben de sana güzel küçük bir pasta getireceğim. Ben pastadan nefret ederim. Ama küçük güzel kızlara bayılırım. Evet, bayılırım. Dur bakalım! Eğer bu nehri kendi başıma geçebilirsem, buradan kurtulabilirim. Hey, bana bak! Bilmece sever misin? Bayılırım. Hapishane arkadaşlarımla hep oynardım. Bir saat boyunca düşündükleri olurdu. Evet. Hiç duymadığın bir tane var bende. Ben bütün bilmeceleri bilirim. Tam tamına 3 tane. Ama 3 taneden fazla var. Bak şimdi, güzel bir bilmece. Bilmece hiç duymadığın. Eğer bilirsen burada kalacağım. Bilmezsen çıkacağım, tamam mı? Anlaştık mı? Evet, eğer bilirsem kalacaksın, bilemezsem çıkacaksın, anladım. Evet, anladım. İki begonyalı, duvarda oturur. Birisi büyük, diğeri küçük. Küçüğü büyüğünün yanında ama büyük küçüğünün rehin almış. Ne? Büyük küçüğü rehin mi almış? Evet, anlat. İşte sana bilmece. Küçük olan, biz görüyor olsak da büyük görmemiş. Bilmecede bir tuzak var gibi geldi. Şimdi biraz düşünmem lazım, sanki... Söyleyeyim mi sana? Tuzak aslında ne? Evet, söyle bana. Küçük büyüğü nasıl görmemiş? Birisi dışarıda, birisi karnında. Büyük olan anneymiş. Annesiymiş. Evet, hamileymiş. Aptal kafa! Aptal kafa! Çok kolaydı. Hey, nereye gittiğini sanıyorsun sen? Söyle bana. Bilmeceyi bilemedin. Sen kaybettin, sen kalıyorsun. Ben gidiyorum. Fikrimi değiştirdim. Gitmeyeceksin, kalacaksın sen. Kalacaksın. Burada. Kalmayacağım, gideceğim. Gitmeyeceksin, kalacaksın dedim. Gideceğim. Kalacaksın. Gideceğim. Kalacaksın, gideceksin, kalacaksın, gideceksin. Kimse benimle baş edemez. Kimse benimle baş edemez, evet, hiç kimse. Hey, ne oldu sana? Biraz uyudum. Değil mi? Kendi başıma başardım. O devi kandırıp çıktım. Peki, yiyecek bir şeyler ister misin? Evet. Ölürüm. Ağzın doluyken konuşma, Rose. İleri! Tepede, Kraliçe Tilya'nın kalesi. Kraliçe ister, biz götürürüz. Çiçekleri hiç sevmeyiz. Ye onları, ye onları, yaşasın Tilya! Burnuma farklı bir koku geldi. Tahmin ettiğim şeyi mi getirdiniz? Burnunuza gelen koku, kraliçem, pembe gül ülkesinin çiçekleri. Orada durmayın hala gerizekalılar! Buraya getirin çabuk o çiçekleri! Günler gelecek, hepsi yenecek, açlık birazdan geçecek. Kraliçe gülleri yemeye hazırlanıyor. Kaçalım, kaçalım! Ne oldu? Bagunya'nın kötü kokusu. Bagunya'nın kötü havası kraliçenin yakınında daha etkili olur ve insanı durmaksızın hapşırtır. Bagunya'nın daha iyi kokmasını nasıl sağlayabiliriz? Daha iyi kokması mı? Sana bir şey vermeyi unuttum. Yakala! Bir şarkı! Pembe gül coşkusu ne demek? Coşku
çiçeklerimizin güzel kokmasıdır. Bu inanılmaz güzel koku hemen tüm ülkeye yayılır. Bu şarkı en son sihrimiz. Kraliçeyi mutlaka iyi kalpli biri yapacaktır. Söyleyebilirsin, değil mi? Üzgünüm, müzikten anlamam. Her zaman öğrenmek istemiştim. Olamaz. Güzel güller, güzel yemekler, hepsi birden mideme inecekler. Bak, ben çalacağım, sen takip et. Ama söyleyebileceğimi sanmıyorum. Papa Hop nereye gidiyor? Başka sesler bombaya. Yardım istemeye. Hey, arkadaşlarım, Daisy, Lily ve Vali. Onların bir müzik grubu var, onlar söyleyebilirler. Onları getirsek... Getirdim bile. Daisy, Lily, Vali! Ne oldu Rose? Nerelerdesin? Burası neresi? Bagunia'ya hoş geldiniz. O iğrenç koku da ne? Bagunia! Hemen söyleyin! Söyleyin hadi! Here comes the glory, the peppermint glow. The sweet scent of magic that only those who love the rose could ever possibly know. Teşekkürler dostlar. Begunia'ya hoş geldiniz. Bu güzel koku da ne acaba? Begunia. Gökyüzüne bakın! Bu olanlara inanamıyorum! Sinemadaydım! Ben çimleri biçiyordum! Ben de kuafördeydim! Kızlar, sohbeti sonra devam edersin çünkü şimdi yapacak işlerimiz var!
ülkenin yetkisine dayanarak isimlerinize uygun sihirli birer elbiseyle sizleri ödüllendirmek istiyorum. Nefis kokulu bir leylak. İnanılmaz, şuna bak. Bembeyaz bir papatya. Aa, gerçekten bir harika. Ve bayan menekşe. Sizi unutmadım. Harika, bayıldım. Üstelik de yepyeni. Ve Rose, bugünden sonra sen pembe bir gülsün. Aa, hep böyle bir elbisem olsun isterdim. Şimdi oldu. Çok mutluyum. Ülkeniz hep böyle mutlu kalsın. And we call her Peppermint Rose. Bizim çilek kızım yaşamındaki yeni bir güne hoş geldiniz. Ama ne gün! Erkenden kalktı, hemen işe koyuldu. Önemli bir gündü. Bekleyin ve görün. Bozdacı! Salyangoz, bozdacınız geldi! Aa, önemli görünüyor! Özel! Hem de çok özel! Çok özel bir ulak efendim! Çok özel! Çok özel bir ulak! Ah tanrım! Ama... ama bu mektup gönderileli tam 6 hafta olmuş! Bozdacınız birazcık yavaş iyi. Açılır kapanır bir ev olacakmış. Böyle bir evi hayal etmek bile çok güzel. Bütün arkadaşlarım çok sevinecek ama. Ama yarışmanın tarihi bugün. Büyük Elma Kenti'nde yapılacakmış. Hazırlanacak bile vaktim yok. Üstelik televizyondan da yayınlanacak. Oo, zamanı doğru dolmam imkansız. Olabilir. Aferin birincicik edip. Aferin sana. Evet, eğer mektupta ne yazdığını hatırlıyorsanız çilek 2 yarışçıdan biriydi. Diğeri kim tahmin edin? Nemrut, beceriksiz ve karga sesli aşçımız. Nasıl yarışmamızın 2 finalistinden biri siz seçildiniz? Pa 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 pa. Şanslı biri ben. Sahibim Büyük Elma Kenti'ne yarışmaya gidiyor. Benim meyveli kurabiyelerimin üstüne yoktur. Haydi. Ne dersin? Sen tatmıştın ha? Evet, düşünüyorum da bu büyük ödül benim olmalı. O zaman yarışmaya bir tek ben katılmalıyım. Koru kendini çilek çocuk, geliyorum. Hay. Aha işte. Geliyorum. Aa, bak! Diş fırçam, çileklerim, otel rezervasyonum ve bir de kapıyı kilitlemeyi unutmamalı. Binlerce iş var. What a day, hip hooray. She got a special letter and she's on her way. Bouncy as a bubble of champagne. Gotta catch the very first plane. Off she goes, whoop-dee-dee. She's gonna be a winner. Wait and see. We'll be saying that we knew her when. No doubt about it, she's a
Bazen uzay roketi gibi hızlı oluyorlar bunlar. Çilek çocuk ve arkadaşları Büyük Elma kentine kalkan son uçağa yetişmeliler. Aynı zamanda Büyük Elma kentine giden tek uçak. Çünkü Çilek ülkesi hava yollarının sadece bir tane kelebeği var. Ve hepsi bu. Uçağınız geldi. Şimdi uçuşa hazır. Yolcumuz Çilek çocuk hazır. Hepinizi çok özleyeceğim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle çiçek kız. Kemerinizi bağlayın. Aa, kelebek o. Evet, işte sizi durdurdum. Kendi yaptığım müthiş bir icadım. Buradan hiçbir yere kıpırdayamayacaksınız. Aa, bana bak, seninle dost olduğumuzu sanıyordum. Ha, öyle mi? Ama yarışmadaki büyük ödül mutlaka benim olmalı. Hoşça kal, bay bay. Büyük Elma kentine gittiğimde sana mektup yollarım canım. Şimdi ne yapacağız? Güzel bir şey hayal edersem çok güçlenirim. Beynin vücuda etkisidir bu. Dur bakalım. Şunu bir düşün. Büyük, soğuk bir kase çilekli dondurma. Ne kadar büyük? Çok büyük. Ne kadar soğuk? Buz gibi. Merhaba. Merhaba. Yolunuz açık olsun. Bir an önce gidin Büyük Elma kentine. Umarım rezervasyonda bir sorun çıkmaz. Rezervasyon? Çilek kız adına bir rezervasyon yapılmamış efendim. Ama olmalı. Ben nerede uyuyacağım peki? En az bir hafta önce yaptırmanız gerekiyordu. Yapılacak hiçbir şey yok. Ben kimim? Ha bir bakalım. Dünyanın en iyi elmalı turtalarını yapan adamım. Tap 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 tap. Hop hop. Beşinci büyük cadde. Görüntümü kapatıyorsunuz. Pek anlayamadım. Resmini çizdiğim şeyi göremiyorum. Özür dilerim. Siz sanatçı mısınız? Evet. Ünlü müsünüz? İsmim Orink Blasim. Daha önce duydun mu? Hayır. Demek ki ünlü değilim. Üzgünüm. Benim adım Çilek Kız. Büyük pasta yarışmasının finaline kaldım. Ve televizyonda görüneceğim. Belki benim resmim de televizyona çıkar. Bu bir deniz resmi değil mi? Evet, bir deniz resmi. Ama sen şu anda parktasın, öyle değil mi? Geçen hafta deniz kenarındaydım. Ama resime vakit bulamadım. Şimdi kafamda gelecek haftaki resmim. Bu park olacak.
öyle bir şey demedi. Ben de seni sevdim dostum. Güzel bir şarkı söyleyelim mi? Tabii. What's your name? How you do? You're alone. I am too. You like me? I like you. What's to do? Let's be friends. Got a doll? I do too. Go to school? I do too. Like to play? I do too. I like you. Let's be friends. New friends, true friends, good times and blue friends. New friends will someday grow old. But a friend who has friends can never, never grow cold. Like to sing, just like me. On a swing, just like me. In the spring, şehir merkezinde, İspanyollara mahallesinde. Aa! Ben bir kasabalıyım. Benimle kalmak ister misin? Ha? Sana bir yer buluruz nasıl olsa. Hadi gel. Ne zaman yeşil yanacak? Hala karşıya geçemedik. Metroya binebilmemiz için buradan karşı kaldırıma geçmemiz lazım. Ama ışıklar hiç değişmiyor. Çünkü trafik lambasının elektrik kablolarını kesiverdim. Hiçbir zaman yeşil yanmayacak. Nasıl gideceğiz İspanyol mahallesine? Karamba! Birisi bana söyleyebilir mi? Burası Acapulco mu? Hayır! Burası Büyük Elma Kenti! Ama şimdi ne yapacağım ben? Uyuyacak yerim bile yok. Elma Büyük Kenti'nde kimseyi tanımıyorum. Büyük Elma! Her neyse! Neden bizim İspanyol Mahallesi'nde kalmıyorsun? İspanyol Mahallesi mi? Belki Acapulco gibidir. Güneşli bir sahil kenti gibi. Hadi gidelim! Gidemeyiz, ışıklar değişmiyor. Metroya binmemiz lazım. Kim demiş? Ben, Tomalidimo. Sizi kendi metromdan mahallenize götüreceğim. Beni izleyin çocuklar. Evet, gidiyoruz. İşte geldim yine ben. Karşınızdayım. Yarışmaya kadar daha çok var nasıl olsa. Yarışma salonuna gideceğim. Karşıya geçemiyorum. Ne yapacağım şimdi ben? Ver şu balonları bana! Çilek kız, bu yarışmayı kazanamayacaksın! Daha yapacaklarım bitmedi! Evet, 10 dakika sonra. Cherry Lane'de İspanyol Mahallesi'nin tam ortasında. Geldik! İspanyol Mahallesi! Mahallemize hoş geldin. Seni insanlarla tanıştırayım. Burada sarışın bir kız var. Çok güzel bir model. Bir dakika, geliyorum. Ayna ayna, söyle bana, kim en güzel dünyada? Tabii ki sensin limon kız. Çok mutluyum. Girin, girin. Limon kız, arkadaşım Çilek kız. Çok memnun oldum. Ben de. Arkadaşım ünlü bir model olduğunu söyledi senin. Evet. Hiç beni daha önce gördün mü? Mutlaka beğenmişsindir. Nerede? Evet, annemin dergisinde, kardeşimin sinemasında. Ayrıca tanıdığımız bir sürü ajan sahibi var. Tamam Limon kız, onu Tianhoni ile de tanıştıracağım. Tianhoni önemli bir bilim adamıdır. Buraya Londra, İngiltere'den geldi. Kim o? Tian, seni arkadaşım Çilek kızla tanıştırayım. Çok memnun oldum.
Güzel. Ben de çok memnun oldum. Çilek kız televizyondaki bir yarışma için geldi. A**ım. Göster kendini. Kazanacaksın. Teşekkürler. Ve son olarak sana tanıştıracağım elma çocuk daha bir bebek. Oo, yalnız başına yaşayan çok sevimli bir bebek. Merhaba canım. Merhaba diyebilir misin? Ne diyebiliyorsun? Çevremizi temiz tutalım. Aa! Sadece birkaç kelime bilir ama hepsi de önemli şeylerdir. Arkadaşlık, kardeşlik. Aman tanrım! Aa! Senin tavşanın da mı var? Ona tavşan deme lütfen. Onun ismi Hapsılak. Elma çocuk ve Hapsılak beraber yaşarlar. İşte böyle. Burası gerçekten harika bir yer. Bütün arkadaşlarını çok sevdim, çok. Benim bir fikrim var. Benim de güzelliğim var. Mutluluk. Bir gezintiye çıkmaya ne dersiniz? Arabacı, arabacı. Bake off, yes, Marie. Prices, I will take off, breaking off the bake off jamboree. Şimdi televizyon stüdyosuna bir göz atalım isterseniz. Stüdyoda her şeyden sorumlu olan kişi Bay Coconut Work. Tek başına televizyon. Yayında! Büyük Elma Kenti'nden sizlere pasta yarışmasını sunuyoruz. İşte finalistler. Çilek Kız ve Elmalı Turtası Puki Palki. Ve yarışmanın jürisi de Coconut Yeeeekoko! Teşekkürler! Çok güzel! Fırınlarınızı kontrol edin! Ha, benimki hazır bile! Benimki buzla kaplı! Fırından çok bir buzdolabına benziyor! Evet! Hemen bir bilim adamına ihtiyacımız var! Evet! Kolaysa bulun bakalım. Tien, sen bilim adamısın. Evet, bir bakalım. Nesi varmış? Şimdi bak bakalım. Harika olmuş. O zaman tamam, hadi bakalım. Na na na, ben senden hızlıyım. Benim karışımım çoktan hazır ve kısa süre sonra da nefis bir şekilde pişmiş olacak. Bugünlerde herkes bir tuhaf. Hadi bakalım çilek kız, hazırlamaya başlasana pastanı. Biri tüm malzemelerimi değiştirmiş. Süt yerine pis su var. Pasta aletlerimin yerine bir sürü tamir aleti. Kabartma tozu yerine çimento ve çileklerimin yerine şişe mantarları, o zaman! Birileri hemen süpermarkete gitmek zorunda, hemen! Karamba! Çilek kıza yardım etmeliyiz çocuklar! Zamanında gelip sana yardım edemeyecekler canım! Hiçbir zaman olmaz deme bak! Geciktiğimiz için özür dileriz, süpermarkete uğramak zorundaydık. Şimdi nefis çilekli pastamı yapmanın zamanı geldi. Kahretsin! Ama onlara yapacaklarım daha bitmedi. Gözlerime bak bakayım. Bana bak, gözlerime bak. Yavaşça uyuyorsun. Uyu!
abi pastaları. Dünyanın en güzel şeyidir. Kesinlikle en iyisi. Kohlrabi pastaları kazandı. Anladın mı beni? Kohlrabi. Kohlrabi pasta kazandı. Ama daha benim pastamı satmadınız ki. Ha, lüzum yok. Ben kazandım. Öyle değil mi canım? evet. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Peki, ver onu bana. Bir dakika. Birincilik ödülü olan bu güzel ev, New Jersey ormanlarındaki birinci kalite ağaçlardan yapılmıştır. Evimizin kapılarını açtığınızda birçok farklı bölümle, kullanışlı bölümle karşılaşabilirsiniz. Bu adil değil. Bu çok kötü. Böyle şey olmaz. Bu hile. Yarışma hiç de adil değil. Arkadaşlar, size bir konuşma yapmak istiyorum. Ben buraya herkese pastamı tanıtmak için geldim. Ödül için değil. Ama kazanan kolorant pastalarını tatmadı bile. Evet. Haklısın. Doktor çağırın, ambulans çağırın, birisi yardım etsin. Herkesi çağırın. Şunu bir tadın bakalım. Lütfen efendim. Harika! Çilek kızın pastası kazandı. Bu ev artık senin çilek kız. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, çilek kız sadece yarışmayı kazanmadı. Ayrıca Bay Coconut nefis bir iş teklifinde bulundu ona. Kendi televizyon programımı yapmamı istiyorsunuz, öyle mi? Evet, düşünebiliyorum. İşte, karşınızda Çilek Show. Bir anda çok ünlü birisi olacaksın. Çok gururlandım Bay Network, çok gururlandım. Harika! Berbat! Sadece kaybetmedim, bir de televizyonda bu kızı seyretmek zorunda kaldım, inanamıyorum. Evet, kabul ettin mi? Düşündüm ama... Ben Çilek Kasabası, evim ve arkadaşlarımı özlüyorum. Hepsi beni çok özlemişlerdir. Ben de onları çok çok özledim. Ve bir an önce evime dönmek istiyorum. Bilmiyorum. Kasabamı çok özledim. Evime dönmek istiyorum. Ya karar verdik. Biz de çocuklar seninle birlikte olmak istiyoruz. Bu da çok sevindim. Böylece giderken kimseyi bırakmayacağım. Harika. Benim dışımda... ben de gitmek istiyorum. Bu işi bırakacağım. Sizinle birlikte Çilek Kasabası'nda yaşamak istiyorum. Artık ben de özgür olmak istiyorum. Ama... programınız ne olacak Bay Network? Kaybettiğim için sana bir ceza vereceğim. Bundan sonra televizyonun müdürü sensin ve her şeyden sorumlusun. Müdür mü? Hayır, istemiyorum. Bu sorumluluk çok kötü. İstemiyorum hiçbir şey. Ve böylece... hepsi Çilek Kasabası'na gitmek için yola koyuldular.